Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündemi sarsan bir suikast olayı yaşandı dün. İsmi adam kaçırma, bahis ve şantaj iddialarıyla gündemde olan kumarhane sahibi Halil Falyalı. Ve şoförü suikastle öldürüldü. Çifte cinayet Falyalı'nın içinde olduğu aracın yavaşladığı sırada gerçekleşiyor. Polis profesyonel yöntemle işlendiği değerlendirilen saldırıyla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı. Bu arada cinayeti işleyen ve iki kişi olduğu değerlendirilen saldırganları her yerde de arıyor polis. İki araçlı konvoyuyla evine gidiyordu. Evinin yakınlarında kurulan pusuda aracı kurşun yağmuruna tutuldu. Adı, tehdit, darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarıyla anılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı şoförüyle birlikte öldürüldü. Halil Falyalı kısa bir süre önce Kıbrıs'ta darp, soygun ve adam kaçırma iddialarıyla gündeme gelmiş ve tutuklanmıştı. Kısa süre önce serbest bırakılan Falyalı'nın ismi uzun süredir uluslararası bahis skandalları ve Kuzey Kıbrıs'taki kumarhanelerle gündemdeydi. Halil Falyalı, Girne'deki iş yerinden 18.45 sıralarında birinde eşi ve çocuklarının olduğu, diğerinde kendisi ve şoförünün olduğu iki araçla ayrıldı. Evine doğru hareket eden Falyalı'nın konvoyu Çatalköy'deki 20 Temmuz Caddesi üzerinde yavaşladığı anda pusudaki saldırganlar ortaya çıktı. Saldırganların otomatik silahlarla açtığı ilk ateşte şoförü Murat Demirtaş öldü. İddiaya göre Falyalı aracın içinden çıkmaya çalıştı. Başına ve vücuduna 8 kurşun isabet eden Falyalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs polisine göre olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Falyalı'nın zırhlı aracını eşi ve çocuklarına verdiği, bu sebeple ailesinin saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenildi. Suikast nedeniyle polis sınır kapılarında ek önlem aldı. Olaydan sonra saldırganlara ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı. Ancak polis fotoğraftakilerin saldırganlar olmadığını açıkladı. Suikast sırasında kullanıldığı öne sürülen iki kiralık araçtan birinin sahibi gözaltına alındı. Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldukça tanınan bir isim. Kumarhane işletmecisi olan Falyalı, 2010 yılında da tehdit suçundan tutuklu yargılanmış ve serbest kalmıştı. Falyalı, geçtiğimiz yıl darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarından tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamalar takipsizlik kararıyla düşünce Falyalı, Aralık ayında serbest bırakıldı. Halil Falyalı, Amerika'da hakkında bir davada verilen tutuklama kararı nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi, adada tüm gazetelerin manşetine taşıdığı ve geniş yankı uyandıran cinayetin faillerini ve bağlantılı isimleri araştırıyor.